Saygıdeğer izleyicilerimiz, Osman Gazi'de Ramazan sohbetlerimizle bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu akşamki sohbetimizi hocamız Sayın Cemil Kılıç'la gerçekleştireceğiz. Ramazan'ın maneviyat iklimi üzerine konuşacağız kendisiyle. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Sevda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınızdan dolayı. Evet, Ramazan'ın rahmet, bereket, mağfiretin gölgesinde diğer aylardan daha faziletli, üstün kılan özellik ve manevi güzellikleri var. Bu bağlamda hocam, Ramazan'da nasıl bir manevi iklime bürünüyoruz? Ramazan nedir? Çok teşekkür ederim Sevda Hanım. Ben sözlerime başlamadan önce bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi öncelikle hürmetle selamlıyorum ve bütün izleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Evet, bu akşam Ramazan sohbeti programımız içerisinde Ramazan ayını konuşacağız. Ramazan ayı hakikaten diğer aylara nazaran müstesna bir ay. Bu ayın kendine özel güzellikleri, özellikleri ve nitelikleri var. Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki, Ramazan ayı bir Kur'an ayıdır. Çünkü Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Ve hatta denilebilir ki Ramazan ayı bütün bir şerefini Kur'an'dan alıyor diyebiliriz. Dolayısıyla Ramazan ayı aynı zamanda biz Müslümanların Kur'an üzerinde tefekkür etmesi, yoğunlaşması, onun manevi iklimine girmesi gerekli olduğu bir aydır. Kur'an'la hemhal olmamız lazım gelen bir aydır. Kur'an'ı daha iyi anlamak adına tefsirlere yönelmemiz gereken bir aydır. Çünkü Yüce Kitabımız bu ayda indirilmiştir. Ve Müslümanlar da bunun bilincindedirler. Çünkü mukabelelerin okunduğu, Kur'an'a vukufiyetin her zamankinden daha fazla yoğunluk kazandığı bir ayla karşı karşıyayız. Diğer taraftan Ramazan ayı bildiğiniz gibi oruç ayıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de orucu bu ayda farz kıldığını ifade etmiştir. Müstesna bir ibadet olan oruç ibadeti, bu ayda yerine getirdiğimiz, orucun manevi ikliminde bu ayda kendimizi ifade ettiğimiz bir mana iklimindeyiz. Diğer taraftan sözlerinizin başında sizin de söylediğiniz gibi, Ramazan ayı her şeyden önce bir rahmet, mağfiret ve Allah'ın affının insanların üzerine adeta sağanak yağmur gibi bol bol yağdığı bir aydır. Bu benzetmeyi Ramazan kelimesinin sözcük anlamına da bağlı kalarak yapmış oluyorum. Çünkü Ramazan kavramının sözcük anlamlarından birisi de sonbahar yağmuru anlamına gelir. Dolayısıyla bütün yıl kirlenmiş olan tabiat nasıl ki sonbahar yağmurlarıyla arınıyorsa, kirlerinden temizleniyorsa, hakikaten Müslümanlar da bu ayda bir çeşit manevi kirlilik olarak nitelendirebileceğimiz günahlarından arınırlar. Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin bol bol tecelli ettiği bir aydır bu. Peygamber Efendimiz bunu bir hadis-i şerifte şöyle dile getirmiştir. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zenbih." Kim sevabına inanarak, ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutacak olursa, geçmiş günahları bağışlanır diyor. Hakikaten Ramazan, beraberinde getirmiş olduğu bu manevi iklimle Müslümanları sahip olduğu günahlardan arındıran, temizleyen, onları tertemiz yapan, her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmanın gayreti ve safiyeti içerisinde bizlere imkan sunan çok önemli bir ay. O nedenle ben Müslümanlarımızın bu ayda özellikle bu mübarek Ramazan ayında zihinlerini başka bir şeyle meşgul etmeksizin, kendilerini Ramazan ayının ve orucun faziletleri içerisinde ifade etmelerini, oruçlarına zarar verecek kötü davranış ve tutumlardan kaçınmalarını ve bu ibadetin getirmiş olduğu manevi güzellikleri içselleştirerek yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ve tekraren bütün dinleyicilerimizin Ramazanlarını bir kez daha burada tebrik etmiş olayım. Sağ olun. Hocam az önce söylediniz ama Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de orucu bize farz kılan ayeti kerimede oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı
umuluyor ki takvaya ulaşırsınız buyuruyor. Oruç ibadeti yine sevgili peygamberimizden önce gönderilen peygamberlerin ve onların da onların gönderildiği toplumların hayatında da yer alan temel ibadetlerden biri midir? Bu yönde baktığımızda ilgili ayete bağlarsak bu hususta neler söylemek istersiniz? Evet, biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu söz konusu ettiğimiz ayeti kerime Bakara suresinin 183. ayetidir. Cenab-ı Hak bu ayette orucu bize farz kıldığı gibi bizden önceki toplumlara da farz kıldığını beyan etmiştir. Yani ayeti hatırlayacak olursak Yüce Rabbimiz diyor ki, ey iman edenler, oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki bu sayede takvaya ulaşırsınız ifadesi yer alıyor. Ayette geçen Arapça ifadesiyle söyleyecek olursak min gablüküm ifadesi, bu ibadetin sadece Hazreti Muhammed ümmetine farz kılınmadığını, diğer peygamberlerin hayatında ve onların ümmetlerinde de önemli bir yer işgal ettiğini bize göstermiş oluyor. Günümüz insanlık tarihine baktığımızda da bununla özdeş bir takım uygulamalarla karşı karşıya kaldığımızı ifade edebilirim. İster semavi dinlerde olsun, ister gayri semavi dinlerde olsun, neredeyse dinlerin tamamında şu veya bu şekilde bir oruç ibadetiyle karşılaşıyoruz. Mesela diyelim ki Hint kökenli dinlerde, örneğin işte Budizm'de Nirvana'ya ulaşmak için nefsin arzularını dizginlemek gerekir. Bunun en pratik yolu da oruçtur. Mesela Hinduizm'de, Brahmanizm'de, mesela Brahmanilerin tutmuş olduğu periyodik oruçlar olduğu gibi, aynı zamanda bütün halkın yerine getirmiş olduğu bir kefaret orucu da vardır. Diğer taraftan, semavi dinlerde de bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu ibadete tanıklık edebiliriz. Mesela Yahudiliğe baktığımız zaman, Yahudilikte de oruç ibadetinin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Örneğin, işte Yom Kippur ifadesiyle vurgulanmış olan bir oruç türü vardır ki Yahudilikte. Bu Yahudilik ayının ilk birinci ayı olan Teşri'nin 10. gününe tekabül eder. Yahudiler bugün de neredeyse 25 saate varan tıpkı bizim tuttuğumuz tarzda bir orucu yerine getirirler. Bunun dışında periyodik olarak belli zamanlarda yerine getirilen oruçlar da var. Hristiyanlarda da yine oruç ibadeti var. Ancak Hristiyanlıkta oruç ibadeti biraz perhizle eş anlam ifade eden bir koruma dönüşmüş vaziyette günümüz itibariyle baktığımızda. Mesela işte Hristiyanlarda da işte Şükran günü veya kiliseye mensubiyet günü olarak ifade edilen günlerde mezhepler arasında farklılık göstermesine rağmen bir takım oruç ibadetleri var. Yani aslında şunu söyleyebiliriz ayete dönecek olursak tekrar. Biz aslında oruç ibadetiyle bütün bir peygamberler tarihini yeniden yaşarız. Çünkü oruç ibadeti bütün bir peygamberlerin hayatında yer alan bir ibadet tarzı. Mesela bildiğimiz kadarıyla ifade edecek olursak, gerek Yahudilik kaynaklarında gerekse diğer bilgilerden yola çıkarak Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda 40 gün boyunca Rabbi ile baş başa kaldığında oruçlu geçirdiğine dair bilgiler var. Yine Hazreti İsa ve havarilerin oruç tuttuğuna dair Yeni Ahit'te Hristiyanlık kaynaklarında bilgiler var. Mesela Hazreti İsa'dan bir iki cümle söz etmeme müsaade buyurun. Tabii. Hazreti İsa Efendimiz bir gün havarileriyle beraberken bu durum Maide suresinde anlatılır. Havariler kendisine diyorlar ki, ey Musa, Allah'a dua et, Allah bize gökten bir sofra indirsin. Bu sayede bizim kalbimizde huzura ersin ve bu durum bizim için ve bizden sonrakiler için de, evvelimiz için, ahirimiz için de bir bayram olsun, bir şölen olsun diyorlar. Bunun üzerine Hazreti İsa Efendimiz de Allah'a dua ediyor ve Allah onlara yemesi için gökten bir sofra indiriyor. Maide kelimesi işte buradan geliyor. Maide suresinde anlatılan maide sofra demektir. Dolayısıyla Hazreti İsa ve havariler o gün Allah'ın gökten indirmiş olduğu sofradan muhtemelen oruçlu olarak yemişler olabilirler. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İsa Efendimiz'e gökten indirmiş olduğu o mübarek sofra, ne kadar mukaddes bir sofraysa, günümüzdeki Müslümanların aile efradı ile beraber etrafına oturup
besmele ile yine aynı samimiyet ve inançla yemiş oldukları iftar sofrası da Allah'ın Hazreti İsa'ya indirmiş olduğu gökten gelen sofra kadar mübarek ve kutsaldır. Yani Hazreti İsa'ya gelen o sofra ne kadar kutsal bir sofra ise günümüzdeki Müslümanların o içtenlikle kurmuş oldukları sofra da o kadar mübarek ve kutsaldır. Gerçi her ne kadar zaman aynı zaman olmasa da, insanlar aynı insanlar olmasa da sofra aynı sofradır. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bize bir örnek olarak Ashab-ı Kehf'ten söz eder. Yani mağara uyurlarından söz eder. Bunlar o dönemdeki zulümden kaçarak inançlarını yaşayabilmek için bir mağaraya sığınmışlar. Allah onları uzun bir süre uyutmuştur orada. Yani 300 yıldan fazla bir uyku zamanı geçirmişlerdir. Ve kendileri uyandıkları zaman ne kadar bir zaman geçirdiklerini bilmiyorlar. Acaba diyorlar burada bir gün mü uyuduk yoksa bir günden daha mı uyuduk diyorlar. Sonra acıkmış olduklarını hissediyorlar ve bir pide alması için içlerinden birini şehre gönderiyorlar. Ve şehirden gelen o pide ile adeta 300 küsür yıllık tutmuş oldukları oruçlarının iftarını yapıyorlar. Şimdi biz de aynı şekilde ne yapıyoruz? Çocuğumuzu, evladımızı veya kendimiz gidip fırından bir pide alıyoruz. Şimdi düşünün, Allah'ın 300 yıldan fazla uyutmuş olduğu o insanların 300 yıllık o oruçlarını açarken o yemiş oldukları pide ne kadar mübarek ve kutsal bir pide ise bizim bugün aynı duygu ve inançla gidip fırından alıp önümüze getirmiş olduğumuz pide de aynı şekilde mübarek ve kutsaldır. Biraz önce ifade ettiğim gibi her ne kadar insanlar aynı insanlar olmasa da her ne kadar diğer taraftan zaman aynı zaman olmasa da dolayısıyla yenilen o pide aynı pidedir. Aynı mübarekliği, aynı kutsallığı, aynı özelliği taşıyan bir pidedir. Çünkü inanç aynıdır, duygu aynıdır ve tutulan oruç aynıdır. O değişmez. Mesela Hazreti Davud peygamberi düşündüğümüz zaman, Hazreti Davud aleyhisselam rivayete göre peygamber olmasına rağmen kendi el emeğiyle geçilen demircilik sanatını icra eden bir insandı. Ve dolayısıyla Hazreti Davud aleyhisselam onun bir adeti vardı ve gün aşırı oruç tutardı. Bir gün oruç tutar, diğer gün tutmazdı ve kendi el emeğiyle o iftar sofrasını kurardı. O çok mübarek bir sofraydı. Peygamber Efendimizin hayatına geldiğimiz zaman o Müslümanların Medine'de kurmuş oldukları iftar sofrasını hatırladığım zaman hüzünlenirim. Çünkü oruç ibadeti Müslümanlara hicretin ikinci yılında Medine döneminde farz kılınmıştı. Müsaade ederseniz burada bir küçük hatıramı da anlatayım. Hicaz bölgesinde görevli olarak bulunduğum yıllarda Taif'ten bir arkadaşımla beraber bir Ramazan günü iftarımızı Medine'de açalım, Peygamberimizin ravzasının yanı başında iftar yapalım. Sonra da işte akşam namazımızı ve teravihimizi orada eda edelim, sonra dönelim niyetiyle yola çıktık. Taif'e ulaştığımız zaman vakit biraz ilerlemişti, kindi namazı geçmişti. Önce abdestlerimizi tazeleyip kindi namazlarımızı kıldık. Sonra da Bab-ı Selam'dan girerek önce Peygamber Efendimiz'i selamladık. Fakat oradan çıkışta arkadaşım biraz benden önce çıkmıştı. Ben dışarıya çıktığımda bir baktım ki bir Arap çocuk orta ikinci sınıfta okuduğunu öğrendiğim sonradan 13-14 yaşlarında veya daha küçük bir çocuk arkadaşımın kolundan sıkıca yapışmış ve bırakmıyordu. Sonra ben yanlarına geldiğimde arkadaşım bana dedi ki bu delikanlı mutlaka bizim soframızda iftar edin diye davet ediyor ve beni bırakmak istemiyor. Ne dersin dedi. Ben de dedim ki davete icabet etmek sünnettir. Madem ki delikanlının böyle bir talebi var onu kırmayalım dedim. Ve beraberce onun bizi yönlendirdiği iftar sofrasına oturduk. Mescid-i Nebi'nin içinde bizi bir yere götürdü. Ve bizi oraya bulup götürdüğü için son derece keyifliydi. Ve neşeli bir şekilde ve gururlu bir şekilde bizi babasına teslim etti. Babası da bizi hazırlamış olduğu iftar sofrasına buyur etti. Yani Mekke ve Medine'de özellikle şunu çok rahat görebiliriz ki, insanlar iftar sofralarına birbirlerini davet edebilmek için adeta hayırda yarışıyorlar. İnsanların cömertlikleri üst düzey bir noktaya ulaşıyor. O gün o arkadaşımla beraber orada mütevazi bir iftar yaptık. Söyleyeyim, o iftarda sadece zemzem, hurma,
bir kase yoğurt ve bir parça da ekmek vardı. Ancak inanın hayatımda yemiş olduğum en lezzetli yemek oydu. Ondan daha lezzetli bir yemek yediğimi hiç hatırlamıyorum. Sonra arkadaşıma da dönüp sordum. Dedim ki Bahadır Bey, hayatında hiç bu kadar lezzetli yemek yedin mi dedim. O da hayretle aynı duyguları yaşamış olmalı ki yemediğini söyledi. Şimdi ashab-ı kiramın kurmuş olduğu sofra, işte orada kurulan bir sofraydı. Biz adeta o gün Peygamber Efendimizin misafiriydik. Onun sofrasında iftarımızı açtık. Şimdi Mekke'de bulunan ve Mekke'ye gelen insanlar için derler ki, bunlar Zuyufur Rahman'dır, Allah'ın misafirleridir derler. Medine'deki insanlar da peygamberlerin misafirleridir. Ashab-ı kiramın oruç açtığı yerde oruç açmak, onların duygularını yaşamak, o hissiyatla orada iftar etmenin insana vermiş olduğu keyif hakikaten bambaşka bir lezzetti. Ancak şunu da söylemeliyim ki, günümüzdeki Müslümanların kurmuş oldukları sofra, eğer kendi el emeği ve alın teriyle kurdukları bir sofra ise, bütün samimiyetlerin içine katarak ve içlerinden gelerek oturdukları aynı inanç ve duyguyla yaşadıkları o sofrada, hem ashab-ı kiramın ve peygamberimizin sofrası kadar, hem de diğer peygamberlerin sofraları kadar mübarek ve kıymetli bir sofradır. Müslümanlar bunun kıymetini bilsinler, oruçlarının keyfini kaçıracak tutum ve davranışlarından uzak olsunlar, ihlasla ve samimiyetle inansınlar ki o sofra çok mübarek bir sofradır. Hocam, İslam dininin bir öğreticisi olan oruçtan konuşuyoruz ama bu orucun sevgili peygamberimizin bir hadisi şerifinde de oruç sabrın yarısıdır buyurmuşlar. Sabır nedir? Evet. Diye sorsam. Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz gibi ben de oradan başlayayım. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki oruç sabrın yarısıdır, sabır da imanın. Oruç her şeyden önce bir Müslüman için bir irade eğitimidir. Bir nefs terbiyesidir. Oruç, insana güzel alışkanlıkları kazandıran, adeta onun için bir sabır egzersizidir. Bir sabır idmanıdır oruç. Dolayısıyla kişi oruç sayesinde metanet kazanır ve sabur olan Allah'ın katına yükselebilir. Takdir edersiniz ki her türlü hayrın, güzelliğin ve erdemin başı ancak sabırladır. Yani şöyle düşünelim, bir örnek üzerinden vereyim. Sabreden bir komutan ancak savaşta başarıya ulaşabilir. Veya ilimde ve sanatta sabreden insanlar ilim sahibi olur veya sanatkar olabilirler. Bu hayatın her alanında böyledir. Ticarette olsun, ekonomide olsun, siyasette olsun. Kişi başarılı olmak istiyorsa eğer, mutlak manada sabır zırhına bürünmelidir. Sabretmeksizin başarıya ulaşmak elbette ki mümkün değildir. Dolayısıyla sabır aslında iki yönlü bir tarafı olan bir erdemdir. Bir yönüyle sabır, hayatın yaşamış olduğumuz acı ve ızdırapları karşısında tahammül göstermektir. Diğer yönüyle de hedefimize ulaşabilmek için dirençli olmaktır. Aslında oruç tutan bir Müslümanda bu ikisi de gerçekleşmektedir. Mesela Ramazan ayında körük karşısında kızgın bir ateşin alnında elindeki çekişle demir döven ve bu esnada oruç tutan bir Müslümanı hayal edelim. Yani bu Müslüman bir taraftan açlığa ve susuzluğa ve onun beraberinde getirmiş olduğu sıkıntılara tahammül ederken, diğer taraftan o demiri dövebilmek için nefsinin arzuları karşısında, tutkuları karşısında sabır göstermek suretiyle bir noktaya varır. Yani aynı zamanda bu kişi sıkıntılara göğüs görerken, diğer taraftan da nefsin arzularına ve sıkıntılarına tahammül etmek suretiyle dövmüş olduğu o çekişle adeta nefsini terbiye etmektedir. Burada yine Ramazan kelimesinin bir sözcük anlamına daha atıfta bulunmama müsaade buyurun. Ramazan kelimesinin bir anlamı da kor haline getirilmiş olan bir demir parçasını, örneğin okun ucundaki demiri, iki nesne arasına alarak, demirle çekiş arasına alarak dövüp ona şekil vermek manasına gelir. Dolayısıyla
Oruç ibadetinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de nefsimizi terbiye etmek suretiyle onu eğitmemizi, onu ıslah etmemizi, nefsin arzularını dizginleyip bizi olgunlaştırmaya yönelik bir katkı sağlamasını bize bahşetmiş olmasıdır. Bu da ancak sabırla olur. Bu nedenledir ki dinimizde sabır övülmüştür. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sabreden kulların Allah ile beraber olduğunu haber vermiştir. Çünkü hayatın acı ve ızdırapları, beraberinde getirmiş olduğu sıkıntılar ancak sabırla katlanılabilecek ölçüdedir. Mesela baktığımız zaman dünya hayatı mutlak manada insanın mutluluğu sabit olarak ve devamlı yaşadığı bir alan değildir. Yani bu dünya hayatında biz sürekli ve daima mutlu olan insanlar değiliz. Zaten insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Hayatın beklenmedik bir takım acı ve ızdıraplarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de buna vurgu yapılır. Mesela insanın sınav dünyasında olduğu hatırlatılmak suretiyle biz insanları mutlak manada biraz açlıkla, biraz korkuyla, biraz canlardan, mallardan, ürünlerden eksiltmek suretiyle deneriz diyor Allah. Ve arkasından da diyor ki ve beşşiri sabirin, sabredenleri müjdele. İşte burada baktığımız zamanlarda sabır karşımıza büyük bir erdem olarak çıkıyor. Aslında hayatın acı ve ızdırapları karşısında en fazla sabreden insanlar peygamberlerdir. Örneğin Kur'an-ı Kerim bu manada bir sabır numune-i imtisali olarak bize Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı hatırlatır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelmedik kalmamıştır. Elindeki nimetleri bir bir kaybetmiştir. Ama o asla isyan etmemiş, buna karşı sabır ve metanet göstermiş, Allah da bunun ödülünü kendisine fazlasıyla vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda, özellikle Mekke döneminde, Peygamberimizin yaşamadığı acı ve ızdırap kalmamıştır. Müşriklerin Müslümanlara ve Peygamberimize yapmış oldukları zulüm ve baskılar karşısında, hatta alaylar karşısında, Cenab-ı Hak Peygamberimize Me'ariç suresinde sabrı tavsiye etmiştir. Mesela orada Peygamberimize diyor ki, sen güzelce sabret diyor. Çünkü Allah sabredenlere mutlak manada bir çıkış yolu gösterir ve sabrın sonu hakikaten selamettir. Bu nedenledir ki sabreden insanlar bunun ödülünü ve karşılığını alırlar. Cenab-ı Hak da sabreden kullarını ödüllendireceğini bize haber vermiştir. Bu nedenledir ki sabırlı olmak hakikaten hayatta başarıya ulaşabilmek için bizim mutlak manada sığınmamız gereken bir alandır. Sabırlı olmaksızın hiçbir fazileti elde etmemiz mümkün değildir. En güzel sabır örneğine sahip olan insanlar da peygamberlerdir. Ancak günümüz modern insanın hayat anlayışına baktığımızda sabırsızlık belki de ön plana geliyor. Evet. Yani insanlar özellikle bir eğitimci olarak söylüyorum günümüz gençleri her şeyin hemen olmasını ve her istediğinin istisnasız karşılanmasını bekliyorlar. Yani hayatın acı ve ızdıraplarıyla yüzleşmiş değiller. Tabii ki onları bu hale getiren ve yetiştiren gene bizleriz. Biraz ebeveynlere de değil mi bu konuda aslında? Yani onu kastediyorum. Evet. Yani bugünkü ebeveynler olsun, diyelim ki o gençlerimiz yetiştiren öğretmenlerimiz, hocalarımız olsun, öğrencilerimize sabır gibi, tevekkül gibi bir takım erdemleri öğretmiyoruz. Onun yerine sürekli bir başarılı olma pompasını yüklüyoruz kendilerine. Ve dolayısıyla başarılı olamadığı zamanda, istedikleri gerçekleşemediği zamanda bir iç kırıklığı, bir hayal kırıklığı yaşayan, hemence depresyona giren bir gençliğimiz ortaya çıktı. Halbuki sabır sığınağı içerisinde bulunan bir Müslüman, hayatın acı ve ızdırapları karşısında yıkılmaz. Yani iç dünyası bir anda allak bullak olmaz. Kendini daha metanetli hisseder ve daha dayanıklı hisseder. Allah'a sığınır, ondan yardım ister ve dileğini ona iletir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin diyor. İşte burada bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızda Müslümana yakışan tavır, sabırlı olmak, Allah'a tevekkül etmek ve Allah'tan yardım beklemektir. Belki de Hazreti Musa'nın kavmine Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi, onlara sabırlı olun
ve aynı zamanda Allah'tan yardım isteyin tavsiyesini yapmaktır. Sabır demişken hocam, bir yılı aşkın süreden beri de ülkemizde ve dünyanın her yerine yayılmış olan bir salgın hastalıkla, pandemiyle de mücadele ediyoruz. Sabır diye hep cümlelerimizde söz ettik ama bu süreci daha iyi anlatabilmek adına, vatandaşlarımızın da temkinli ve sabırlı olabilmeleri adına neler söylersiniz? Dinimiz bu konuda neler öneriyor? Evet, hakikaten şu an hem ülkemizi hem de bütün dünyayı sarmış olan eski ifadesiyle taun, yani kaynaklarda geçen ismiyle günümüzde pandemi dediğimiz bir salgın hastalıkla bir yıldan fazladır karşı karşıya bulunuyoruz. Ben bu vesileyle her şeyden önce bizi izleyen seyircilerimize sağlıklar diliyorum. Ancak diyelim ki bir kardeşimiz ola ki bu hastalığa yakalanmış olabilir. Bu durumda Peygamber Efendimiz'in şöyle bir tavsiyesini hatırlatmak isterim. Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer bulunduğunuz yerde bir salgın hastalık ortaya çıkmışsa, eğer oradaysanız dışarıya çıkmayın. Eğer salgın hastalığın bulunduğu bir yere gidiyorsanız da oraya girmeyin diyor. Bir çeşit günümüzdeki ifadesiyle bugün bizim uygulamış olduğumuz bir karantinayı öneriyor. Ancak Hazreti Ayşe validemizden gelen bir başka hadis-i şerif var. Orada Peygamber Efendimiz diyor ki, sizden biriniz eğer bir tauna yakalanmışsa, yani bir pandemiye yakalanmışsa ve bunun sonucunda gerekli önlemleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül eder ve sabır gösterirse ve Allah'ın takdir ettiği şey neyse, onun dışında başka bir şeyin başına gelmeyeceği inancıyla hareket ederse, bu kimse eğer bu hastalıktan vefat ederse, Allah ona şehit sevabı verir diyor. Dolayısıyla burada ben de yakın dönemde birkaç yakınımı bu hastalıktan kaybettim. Dolayısıyla yakınlarımızı kaybetmiş olabiliriz. Kendimiz bu hastalığa yakalanmış olabiliriz. İşte burada gerekli tedavileri, gerekli önlemleri aldıktan sonra bize düşen sabrederek Allah'a tevekkül etmek, ondan yardım istemek ve Allah'ın takdir ettiği şey neyse onun dışında başka bir şeyin başımıza gelmeyeceğine bir teslimiyet göstermektir. Eğer böyle yaparsak, hadisin ifadesiyle bu bizim için aynı zamanda bir rahmet olur. Ben inanıyorum ki taundan ve taun sıkıntısından rahatsız olan ve bu noktada Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu şehit sevabını alarak Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O da büyük bir ödüldür gerçek manada. Dolayısıyla bu konuda her şeyden önce ama biz sağlık kurallarına riayet etmekle mükellefiz. Eğer onu yapmazsak vebal altında kalırız. Yani bugünkü sağlık koşullarının bize önerdiği neyse, önce onları yerine getireceğiz, tedavimizi olacağız, karantina şartlarına uyacağız, devlet yetkililerimizin önermiş oldukları tavsiyeleri tutacağız. Ama onun dışında da ola ki böyle bir hastalığa yakalanmışsak, bu nedenle bir isyanda bulunmayacağız. Sabırlı olacağız. Sabırlı olacağız. Zaten sabreden insanların, Allah'a tevekkül eden insanların daha kolay ve daha rahat iyileştiğini hekimler bize söylüyor. O nedenle ben tekrar aziz milletimize, bizi izleyen vatandaşlarımıza bu dönemde sabırlı davranmalarını ve kendilerine de Allah'tan sağlık ve selamet vermelerini isterim. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Sayın Cemil Kılıç hocamızla Osman Gazi'de Ramazan sohbetlerimizin bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle sofranızdan bereketin, birliğin, beraberliğin eksik olmadığı günler diliyoruz. Ramazan sohbetleri programımıza katılarak bizlerle bilgilerini paylaşan Cemil Kılıç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Thank you.
Ooh.